Evet. Şimdi ev kabir sınav parkurunu gezeceğiz sizinle. Hazırsanız başlıyoruz. Aracımız Ford Fiesta Diesel. Önce debriyajımıza basıyoruz. Kontağımızı bir yarım çeviriyoruz. Işıklarımız sabitleniyor. Sonrasında aracımızı çalıştırıyoruz. Aracımızı vire alıp ayak frenimize basıp el frenimizi devre dışı bırakıyoruz. Sol sinyal verip sol aynamızı kontrol ettikten sonra yarım debriyaj arabanın kavramasını hissettikten sonra frenimizi bırakıyoruz ve turumuza başlıyoruz. Hatta bir ince müzik de açabiliriz. Buraya kadar dümdüz ve birinci viteste, olabildiğince birinci viteste gelmeye çalışıyoruz. Çünkü kavşağa çıkacağız. Kavşak çıkışları çok önemli. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Eğer oradan araç geliyorsa debriyajımıza basıp frenimizle durmamız gerekiyorsa duruyoruz. Durmamız gerekmiyorsa yavaşlıyoruz. Şu an çok araç geldiği için mecbur bekleme yapıyoruz. Araç gelimi bittikten sonra tekrardan yarım debriyaj kavramamızı hissettiğimizde frenimizi bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Buraya çıktığımızda ayağımızı gazdan çekip debriyaja basıp ikiye alıyoruz. Sonrasında debriyajımızı yavaşça salıp yolumuza devam ediyoruz. Buranın çıkışı çok önemli. Bizim çıktığımız nokta bir taraf. Buradan da diğer sınav araçları çıkıyor. Eğer araç varsa kontrollü bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Siz onu görebilirsiniz ama o sizi görmez. O yüzden mutlaka kontrol edip öyle geçmemiz lazım. Bu şeritten devam ediyoruz ama önümüzde araçlar var. Sol aynamızı kontrol edip sol sinyalimizi veriyoruz. Aracımızı hafif sola açıyoruz. Araçların geçimi bittikten sonra sağ sinyalimizi verip mutlaka sağ aynamızı kontrol edip sağ şeride öyle geçiyoruz. Sinyalimiz sönebilir. Sönerse mutlaka yakıyoruz. Burada mutlaka yavaşlıyoruz. Debriyajımızı kökleyip arabamızı bire alıyoruz. Amacımız yavaş dönmek olduğu için mutlaka bu birinci vitesi alırken yavaşlamış olmamız lazım. Yarım debriyajımız tutulu. Önümüzü görene kadar dikkat ediyoruz. Evet, önümüz müsaitse, boşsa debriyajımızı salıp yavaşça ilerliyoruz. Burası okul güzergahı olduğu için riskli. O yüzden birinci viteste gitmeniz sizin için avantaj. Şu an öndeki arabalar durdu. Debriyaja basıp, frene basıp duruyorum. Mesafemi mutlaka koruyorum. Çünkü o arabanın kendini kaydırma ihtimali var. Durduğumda ikinci vitesteydim. Arabamı muhakkak ve muhakkak bire alıyorum. Nerede, ne şekilde olursa olsun araç duruyorsa birinci vitesten başka hiçbir viteste kalkmaz. Unutmayın. Evet, önümüzdeki aracı bekliyoruz. Yokuş olduğu için kavramamızı bir tık daha hissetmemiz lazım. Yarım debriyaj yaptık, freni bıraktık. Araç dizel olduğu için kalkıyor ama dizel olmayan araçlar için o debriyajı hissettiğinde tatlı bir gaz verip de kalkabilirsiniz. İkinci tümseye kadar birinci viteste gidiyoruz. Yaya yolu muhakkak bekliyoruz. Çünkü buralar önemli noktalar. Ama onun geçesi yok. Evet, geçebilirsin abla, geç. Yarım debriyaj yaptık. Yokuş yukarı olduğumuz için tatlı bir gaz. Sola sinyalimizi veriyoruz çünkü şeridimizin içinde araba var. Tekerleğimiz soldaki şeride değecek. Sonrasında sağ sinyalimizi veriyoruz. Arkamızı kontrol ediyoruz ve arabanın önüne geçiyoruz. Buraya çıktıktan sonra bir tık gaz veriyoruz. Devrimiz 3000 devre geldiğinde ayağımızı gazdan çekip debriyaja basıp ikiye atıp bir tık daha seri hareket ederek yolumuza devam ediyoruz. Unutmayın, yokuş yukarı çıkarken vitesini büyütüyorsan bir tık seri hareket etmen lazım. Düzlükte veya yokuş aşağıdaki gibi debriyajını çok yavaş salarsan devrin düşer ve bu da senin stop etmene sebep olur. İkinci vitesimizde tatlı tatlı yolumuza devam ediyoruz. Öndeki arabayla mesafemizi koruyarak. Tüm
yüksek tabelamız var. Onu gördüğümüzde yokuş yukarı çıktığımız için gazımızı tatlı bir azaltıyoruz. Çünkü bu yokuş yukarı çıkarken frene basarsanız araba stop eder. Ön tekerimiz değdikten sonra tekrardan tatlı bir gaz vermeye devam edebiliriz. İkinci tümseğimiz geldi. Aynı şekilde gazımızı kesiyoruz. Ondan sonra tatlı bir gaz verip devam ediyoruz. Burada yol tek şerit. Sonrasında iki şeride ayrılıyor. Burada sağ taraftan devam ederseniz avantajlısınız. Çünkü soldan devam ederseniz tekrardan sağ sinyal verip sağ şeride geçmek zorunda kalırsınız. Ona dikkat edelim. Yer kesik çizgi olduğu için benim bu arabayı sollamam şu an bir sıkıntı yaratmaz. Sola sinyalimi veriyorum. Aynamı kontrol ediyorum. Şeridime geçiyorum. Biraz düz gidiyorum. O arabayı geçtiğimden emin oluyorum. Sağ aynama bakıyorum. Sağ sinyalimi verip o arabanın önüne öyle geçiyorum. Basıyorsun, arkanı kontrol edip yavaşça duruyorsun. Durduktan sonra sinyali kapatıp dörtlerini yakıp arabanı boşalıyorsun. Boşaldığından eminsen sol ayağını, yani debriyajını bırakabilirsin ayağını dinlendirmek için. Ama boşalmayıp burada ikinci vitesten direkt bire de alabilirsin. Yeter ki ikinci viteste unutma arabanı. Bir 25-30 saniye seni burada beklettikten sonra sana hazırsan gidelim diyor. Debriyajına basıp arabanı bire alıyorsun. Dörtlerini kapatıp sola sinyal veriyorsun. Önün boşsa düz gidebilirsin. Bu sol sinyalini ben kalkıyorum arabanı önüme kırma anlamında veriyoruz. İşte biz burada düz gidiyoruz, niye sinyal veriyoruz diyenler oluyor. Kalktık. Kalkma işlemimiz bittikten sonra sinyalimizi kapatabiliriz. Evet, önümüzde araç durdu. Sola sinyalimizi veriyoruz. Sol aynamızı muhakkak kontrol edip aracımızı ikiye alıp sonrasında sağ aynamızı kontrol edip sağ sinyalimizi verip aracın önüne geçiyoruz. Şeridimize geçtiğimizde de sinyalimizi kapatıyoruz. Şu an ikinci vitesteyiz. Yol kalabalık. Önümüzdeki araç çok yavaş gidiyor. Eğer ki daha da yavaşlarsa, bizim devrimiz düşmeye başlarsa burada hiç durmadan yavaşlayıp vitesimizi küçülterek de devam edebiliriz. Diyelim ki böyle bir durum oldu, araç gitmiyor. Ayağımı gazdan çekiyorum, debriyaja basıyorum. Bire alıyorum, yarım debriyaj, hiç durmadan tekrardan devam edebilirim. Yokuşta genelde bunlar çok denk geliyor. Devrim yükseldi, tekrar debriyajıma basıp arabamı ikiye aldım. Yavaşlamamız gerektiğini,
lambaların olduğunu, tabelalara dikkat edersek zaten güzergahımızda, yolumuzda çok da bir sıkıntı yaşamayız açıkçası. Ayağımı gazdan çektim. Çok tatlı frene basıyorum. Lamba benim için yeşil yanıyor. Ama burada yol daraldığı için, kendi şeridimde dönebilmek için birince yavaşlayıp karşı şeride geçmeden tatlı tatlı dönüyorum. Dönüş işlemim bittikten sonra çok tatlı tekrardan gaz vermeye devam edebilirim. Şerit zaten bizi sola doğru indiriyor. Sinyal vermeniz gereken bir durum yok. Eğer bu tarafa gitseydik sinyal vermemiz gerekiyordu. Şimdi buradan sonrası yokuş aşağı olduğu için ayağımızı gazdan çekip tatlı tatlı frenle kendimize bir ton belirliyoruz. Ne hızlandırıyoruz arabamızı ne de çok duracak şekilde yavaşlatıyoruz. Yavaş yavaş iniyoruz. Frenimizle dönmemiz yeterli. Ha, önümüzde araba olur, çok yavaş gider. O zaman debriyaj fren yapmamız lazım. Aşağıya doğru akış olduğu için debriyajınıza bastığınızda tekerlek tek tur bile dönse biri almak zorunda değilsiniz. Biz basmadık, sadece frenle geçtik. Şerit çizgilerini takip ederek aşmadan kontrollü bir şekilde yavaş yavaş devam ediyoruz. Tekrardan bir tabela, tümsek tabelası. Yokuş aşağı indiğimiz için frenle olabildiğince yavaşlıyoruz. Çok basmadan ön tekerleklerimiz tümseğe değdiği an frenimizi bırakabiliriz. Bu sadece frenle geçiş sistemi. Ama önümüzde araba olur, bir şey olur, debriyajınıza basıp bir tık daha fazla yavaşlayıp tümseği atlattıktan sonra freni bırakıp yavaşça debriyajı bırakıp da geçebilirsiniz. Yol güzergahına göre hareket etmeniz lazım. Ezbere iş yapmıyoruz. Sola sinyalimizi veriyoruz. Sol yola geçeceğiz. Ama burada en azından sağdan biraz gelip, sağdan gelen var mı diye bakıyoruz. Yerdeki kesik çizgilerden sol tarafa doğru ilerliyoruz. Eğer sağdan gelen varsa debriyaj fren yapıp duruyoruz. Güzergahta en riskli noktalardan bir tanesi de burası. Birazcık sıkıntılı, dört yol ağzı, soldan büyük otobüs, kamyon dolmuş dönüyor. Burada debriyajımıza muhakkak basıyoruz, sola sinyalimizi veriyoruz, arabamızı durdurmuyoruz, akıyor sadece. Önce sağımıza, solumuza, yolumuza güzelce bakıyor. Sola geniş açı bir şekilde yavaşça dönüyoruz, debriyajımız hala basılı. Önümüze düz bir şekilde devam ederken ondan sonra yavaşça debriyajımızı salıp yolumuza devam ediyoruz. Ortalayarak geçersek arabamız da zarar görmez. Buradan sağ sinyalimizi veriyoruz çünkü sağa döneceğiz. Burası da aslında riskli bir dönüş. Eğer debriyaj frenle dönerseniz avantajlısınız ama tek frenle de dönebilirsiniz. Çünkü döndüğünüzde burada sizi neyin beklediğini bilmiyorsunuz. Sizden önceki aday burada ani fren yapmış olabilir. Evet, tatlıca debriyajımı bırakıp gazımı verip devam ediyorum. Kavşaktan sola döneceğim. Soldan araç geliyor mu diye bakıyorum. Evet, geliyor. Burada eğer bu şekilde yavaşlamam gerekirse debriyajıma basıp arabamı biri alıyorum. O aracın geçmesine izin veriyorum. Sonrasında tatlı bir şekilde kalkış yapıyorum. Sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum ve sollar geniş açı, güzelce dönüyorum. Dönüşlerde gazı kesin mutlaka. Çünkü direksiyon hakimiyetiniz tam anlamıyla oturmadığı için, bir de üstüne gazla dönerseniz sizin için sıkıntı oluyor.
Ne kadar kontrollü, ne kadar yavaş o kadar iyi. Orada dönerken biri almıştım. Hemen düzlükte tekrardan arabamı ikiye aldım ve devam ediyorum. Devrim yükseliyor. Aracım artık bana diyor ki beni 3'e atabilirsin. Bunu mutlaka iyice öğrendikten sonra yapın. Ayağımı gazdan çekiyorum, debriyaja basıyorum. Direkt karşıya. Arabamı 3'e alıyorum ve devam ediyorum. Yavaş gelirseniz devriniz yükselmez, bağırmazsa 3'e atmak zorunda da değilsiniz. Şimdi tekrardan okul önüne geldik. Okul önleri mutlaka tümsek olur demiştik. Burada yine tümsek tabelamız var. Frenle yavaşlıyorum ama arabam 3'te olduğu için birazcık sarsmaya başladı. Debriyajıma basıyorum. Arabamı kendime doğru çekerek 2'ye alıyorum. Ve devam ediyorum. Tekrardan bir tümsek ve tekrardan yavaşlıyorum. Ön tekerim değdi mi bırakıyorum. Evet, ben burada tekrardan 3'ü alacağım. Düzlük çünkü. Arabayı yormanın bir anlamı yok. Bastım debriyajıma. Direkt karşıya geçirdim. Saldım yavaşça debriyajımı. Devam ediyorum. Dediğim gibi arabayı 3'ü almak önemli değil. 3'ü alırsınız, 4'ü alırsınız. Vites geçişleri yokuş aşağılarda daha rahat olur. Güzelce yükseltirsiniz. Onun ne zaman geri 2'ye veya ne zaman geri küçülteceğinizi bilmeniz çok önemli. Devriniz düşüyor. Arabanız zaten bunu size hissettiriyor. Bir tartar titreme yapıyor. Hemen yavaşlayıp debriyajınıza basıp vitesinizi küçültüp devam edebilirsiniz. Burada yol bizim bu şekilde devam ediyor. Sinyallik bir durumumuz yok. Sağımıza solumuza bakıp devam ediyoruz. Burası biraz riskli. Ayağınızı debriyajın üstünde tutmanız burada sizin için avantaj olur. Basın demiyorum. Çünkü her an basacak bir konuma gelebilirsiniz. Ben şu an mesela araba geldi. Bastım debriyajıma. Vitesimi küçülttüm. Evet, tekrardan yavaşça salıp devam ediyorum. Şimdi araba buraya koyduğu için ben mecbur şeridimi aşacağım. Sola sinyal verip sonrasında sağa sinyal verip kendi şeridime geçip sinyalimi kapatıyorum. Soluma bakıyorum. Gelen yok. Yani geçebilecek konumdayım. Sağıma bakıyorum. Gelen yok. Evet, devam ediyorum. Burası da nasıl tepe bekleme noktamız dedik. Burası da sınav güzergahında ani fren ve geri gelme noktamız. Şeridinizden çıkmıyorsunuz. Size ne zaman derlerse o zaman yanaşıyorsunuz. Mesela şu öndeki beyaz arabanın arkasına yanaşacağız. Önce sağ sinyalimi veriyorum. Sınav günü bu sarıların üstünde birkaç tane duba oluyor. Sağ aynamı kontrol ediyorum. Dubalara bakıyorum. Aynama bakıyorum. Giriyorum. Debriyajıma basıyorum. Ve burada bir tık ani fren yapıyoruz. Sonrasında sinyalimi kapatıp dörtlerimi yakıyorum. Arabamı boşa alıp en sağa atıp geriye çekiyorum. Buradaki amacımız kaldırıma çarpmadan sol çizgiye, soldaki sarı çizgiye değmeden olabildiğince düz gelebilmek. Hızlanmamızın bize bir faydası yok. Önce frenimizi bırakıyoruz. Araba kaymaya başladığında kontrollü bir şekilde debriyajımızı salıyoruz. Komisyon bize nereye kadar derse o kadar geri geliyoruz. Tamam dediği an debriyajımıza basıp frenimize basıp arabamızı 1'e alıp dörtlerimizi kapatıp sola sinyal verip çıkıyoruz. Evet, sol sinyalimizi verdik. Sol aynamızı muhakkak kontrol ediyoruz. Eğer araç geliyorsa sarı çizgiden çıkmadan birazcık düz gidebiliriz. Dediğim gibi buralarda birkaç tane duba oluyor. Hani mutlaka onları görün. Araba geliyor diye veya önünde araba var diye birden kesinlikle kırmayın. Arkam müsait. Evet, şimdi çok azıcık çevirip kendi şeridime oturuyorum. Normalde burada duba oluyor mesela. Eğer öyle bir şey varsa sinyal vererek etrafından geçebilirsiniz. Evet, arabamın devri yükseldi. Debriyajıma bastım, 2'ye aldım. Çok tatlı bir debriyaj çekişi yaptım. Devam ediyorum. Burada ada etrafında dönenin olduğu yol, yani ada etrafında dönenin olduğu için mutlaka kontrollü geçiyorum. Araba yoksa devam ediyorum. Sonrasında sağıma bakıyorum. Burada da yol bizim ama eğer çok hızlı gelirse mutlaka yavaşlayın. Sağ şeritten kendi şeridimizde tatlı tatlı dönüyorum. Burada mutlaka yavaşlayın. Çok keskin. Hızlandığınızda karşı şeride atlıyorsunuz. Bu
Buradan içeri girmek için sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ meyilleneceğimiz için mutlaka gene bir aynamıza bakıyoruz. Çünkü motor gelebilir. Yani bisikletli gelebilir. İlla araba gelecek diye bir şey yok. Kontrolümüzü sağlayıp şeridimize geçiyoruz ve devam ediyoruz. Evet, önümüzde bir araç var. Sola sinyalimizi verdik. Normalde burası düz çizgi, sollama yasağı olan bir yer ama mecburi bir geçiş yapmamız lazım. Kontrolümüzü yaptık. Sonrasında sağ sinyalimizi verdik. Aynamızı kontrol ettik. Arabayı komple geçtiğimizden emin olduğumuzda sağa doğru yanaştık. Sinyalimizi kapattık. Şimdi buraya ikinci viteste geliyoruz. Park alanına giriş yapacağız. Sola sinyalimizi veriyoruz. Yavaşlıyoruz. Debriyajımıza köküne kadar basıyoruz. Yerdeki kesik çizgileri takip ederek arabamızı bire alıyoruz. Yavaş bir şekilde. Debriyajımızı hemen salmıyoruz. Şu yerdeki mavi çizginin sağ tarafından, yani sola geniş açı. Şimdi yarım debriyaj yapıp yavaşça debriyajımızı bırakıyoruz. Tatlı bir gazla devam ediyoruz. İlk parkur bizim araca uygun değil. 2 ve 3. parkur bizim araca uygun. Önde araç beklediği için debriyajıma basıyorum ve duruyorum. Evet. Park alanımız, orası müsait. Sağ sinyalimi veriyorum. Birinci viteste kavramayla kalktım. Yarım debriyaj yapıyorum. Aynen bu dubayı geçtikten sonra çeviriyorum. Çok frenle işim yok. Debriyajla arabamı kontrol ediyorum. Arabamın burnu düzeldikten sonra evet, devam ediyorum. Şimdi en önemli şey, bu sarı dubayı arka kelebekte görüyorum. Evet, durdum. Kelebek camda gördüm. Şimdi arabamı birincisi geriye alıyorum. Direksiyonumu tam sağ yapıyorum. Sol üst aynama bakıyorum. Üst aynamdan mavi duba çıkana kadar geri geliyorum. Mavi dubayı gördüğümde bir duruyorum. Sonra çok az daha geliyorum. Alt aynada kapı kolunun üstünde gördüğümde burası tamam oluyor. Şu şekilde. Evet. Şimdi direksiyonumu 1,5 yapıyorum. 1,5. Direksiyon bana 2 kere düz bakacak. Bu birinci bakış. Bu ikinci bakış. Sonrasında geri geliyorum. Demin kelebekte gördüğüm sarı dubayı aynayla arabamın ana hattının arasına alıyorum. Evet, şu an olduğu gibi. Hatta şöyle bir fotoğraf alalım. Sonrasında direksiyonumu tam sola çeviriyorum ve girmeye başlıyorum. Gözüm küçük aynada. Küçük aynada arkama çarpmadığımdan eminsem, şimdi burnuma bakıyorum. Burnumu düzlüyorum. Evet. Arabamın burnuna evet, düzlediğimden emin olduğumda parkım bitmiş oluyor. Sonrasında arabamı bire alıyorum. Sola sinyalimi veriyorum. Arkamı kontrol edip yarım debriyaj, hızlı çıkmamam lazım çünkü çarpabilirim. Tatlı tatlı çıkıyorum. Öne manevra yapmadım. Çarpmadığımdan eminim ama olabilir. Yani öyle de bir şey olabilir. Buraya dönüyorum. Burada duruyorum. Komisyonları alıyorum. Evet, sola sinyalim yanık. Komisyonumu arabaya aldım. Şimdi sağ sinyalimi veriyorum. Sola bakıyorum gelen var mı diye. Şu kaldırım çıkıntılarına dikkat ediyorum. Aynam onu geçtikten sonra çeviriyorum ki döndüğümde tekerleğim ona değmesin. Sonrasında düz devam ediyorum. Tekrar sola sinyalimi veriyorum. Buralarda hep yarım debriyaj. Kontrolün senin elinde olması lazım. Gazla çok fazla işimiz olmuyor. Evet, yarım debriyaj. Aynı şekilde arabamı tutuyorum, dizginliyorum. Yani salmıyorum. Buraya geldiğimde bir bekliyorum. Girmem gereken yerlerde boşluk var mı diye. Boşluk yoksa aynı bu şekilde bekleyip. Sonrasında şimdi buraya dönerken sola sinyal veriyoruz. Sol sinyalimizi, direksiyonumuzu toparladığımızda kapanıyor. İster istemez sistem atıyor yani. Tekrardan sol sinyal vermemiz gerekiyor. Sol sinyalimizi verip bekliyoruz. Sola sinyalimizi verdik. Buradan düz gitmek avantajlı ama orada arabalar var. O yüzden mecbur dışarıdan gideceğiz. Dışarıdan giriyoruz. Şimdi 3 numaralı boş.
Burada tekrardan sağ sinyal veriyoruz. En önemli şeylerden bir tanesi buraya giriş açısı. Dışarıdan çok zor. Önce dik açı giriyoruz. Dubalı karşımıza alıyoruz. Sonrasında sola doğru çevirip burnumuz düzeldiğinde durup direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Sonrasında devam ediyoruz. Hem gidip hem düzeltmeye kalktığımızda hata yapıyoruz. Tekrar sarı Dubai'yi arka kelebek camında görüyorum. Ondan sonra arabamı geriye alıyorum. Direksiyonumu tam sağ yapıyorum. Sonrasında önce sağ aynama bakıyorum. Sağdaki Dubai'ye çarpmadığımdan emin olmam lazım. Bazen kaçırabiliyorsunuz çünkü. Kaçtığında sağdaki Dubai'ye çarpıyorsunuz. Burada en önemli şey kendinizi ortalamak. Oraya baktıktan sonra, oraya çarpmadığımdan emin olduğumda yavaş yavaş içeri giriyorum. Burnumun düzeldiğini görmem lazım. Soldaki Dubai yanıma geldiğinde duruyorum. Evet, sonrasında aynadan çizgilerimi kontrol ediyorum. Bakıyorum ki evet, arabam düz. Bazen dıştaki konumdan dolayı bu Dubai yanınızda geldiğinde de düz olmayabiliyorsunuz. Direksiyonumu düzeltiyorum. 1 2 Sonrasında geri geliyorum. Burnumun içeri girdiğinden emin olduğumda evet, parkımı bitiriyorum. Arka zaten ötüyor sensörler. Çok gidip kaldırıma çarparsak kalıyoruz. Unutmayın. Sağ sinyalimi veriyorum. Arabamı biri alıyorum. Önce girdiğim gibi düz çıkıp aynam bu sarı Dubai'yi geçtikten sonra yavaşça direksiyonumu sağa çevirip aynı girdiğim konumda dışarıya çıkıyorum. Duruyorum, direksiyonumu düzeltiyorum. Tekrar komisyonumu alacağım. Eğer soldan çıkmak, komisyon çık derse çıkıyoruz. Önümüz doluysa mecbur sol sinyalimizi verip çıkabiliriz. Ama önümüz boşsa muhakkak düz gidiyoruz. Çünkü buradaki amaç L park. Evet, önümüz boş olduğu için düz gidiyoruz. Ama bu araba oraya park edecek. Sola sinyalimizi verip arkamızı kontrol edip buradan çıkıyoruz. Aceleyle işimiz yok. Daha sınavımız bitmedi, unutmayın. Arabayı aldığınız noktaya getirene kadar sınavınız sürüyor. Burada hafif soldan gelip sağ sinyalinizi verirseniz dönüşte kendi şeride oturmanız, yani kendi şeridinize oturma imkanınız daha yüksek. Evet, sağa sola bakıp sağa doğru dönüyorum. Şeridimin içine giriyorum. Bakın, direksiyon dönüşlerinde ekstra bir manevra yapmıyorum. Zaten araba gittikçe kendini çeviriyor. Sola sinyal verip sol aynama bakıp şurada bir tık kendimi açıyorum. Sağ sinyal verip tekrardan içeri giriyorum ve sinyalimi kapatıyorum. Duracağımız yer çok yakın olduğu için isterseniz birinci viteste de oraya kadar arabanızı çok bağırtmadan gidebilirsiniz. Ama yok, ben onu kontrol altına alırım derseniz de ikiye de alabilirsiniz. Sola sinyal veriyorum. Çok açmıyorum çünkü karşıda araba var. Bu arabayı geçtiğimden emin olduktan sonra sağ sinyalimi veriyorum. Yerime geldiğimde arabamı düzeltiyorum. Duruyorum. Zaten buraya kadar geldiyseniz de sınavınızı geçmiş oluyorsunuz. Önce arabamı boşa alıyorum. Kontağımı kapatıp el frenimi çekiyorum ve hayırlısı olsun.